Arar buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz. Merhabalar kıymetli Yolda Konuşuruz dinleyicileri. Bir yeni programda bir İstanbul, bir Üsküdar sıcağında daha sizlerleyiz. Kıymetli yol arkadaşım Arif Muştu ile beraber. Arif hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selam ediyoruz. Muhabbetle selamlıyoruz herkesi. Bugün YKS danışmanları, tercih danışmanları olarak aranızdayız. Eyvallah. Sıcağı sıcağına böyle bir konuyla karşınızdayız. Tercihlerini yapmadan herkes bu programı kesin dinlesin. Birinci sıraya nereye yazsın onu konuşacağız. Çünkü birinci sıra çok kritik. Böyle başlık atıp YouTube'da da mı paylaşsak? Bayağı izlenir. Bence de olur. Güzel olur abi. Şey olur ya, bire ne yazdın programın adı. Evet, doğru. Bugün aslında bire ne yazdığını konuşacağız. İşte duygu sömürüsü olsak böyle yapardık ama biz samimiyiz arkadaşlar, böyle yapmayacağız. Helal, 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 helal olsun. Ne konuşacağız abi peki? Abi bugün biraz şeyi konuşalım. Malum üniversiteler, gerçi genel eğitim öğretim sonuna geldik. Haziran ayındayız. Artık okullar da kapanıyor genel olarak. Bir kısım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de mezun oluyorlar. Evet. Ve o klasik cümle olan mezun oldum Evet. Hani bir sessizlik, bir boşluk. Bir ona düşen arkadaşlarımız oluyor. Tabii biz evvelden tanıştıklarımız, üniversite hayatındayken tanıştıklarımız varsa onlara çeşitli tavsiyelerde bulunmuşluğumuz oluyor. Hakikaten onunla ilgili de çok şeyimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde Cerrahpaşa Sosyal Hizmet 1. sınıf öğrencilerini misafir ettik. 100 kişiyi getirmiş hoca. Çağırdılar, ben de biraz sohbet ettim arkadaşlar. Bölüm hocası da yanımdaydı. Dedim ki arkadaşlar, hadi diyelim işte Nisan ayıydı. Mayıs bitti. Bu seneyi kapattınız. Diyelim ki siz bir yıl boyunca İstanbul'da sadece derse geldiniz gittiniz. Ama dedim inşallah bugün sizinle muhabbet ettikten sonra geri kalan 3 yılınızı kurtaracaksınız. Çünkü size onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bu da temeli de üniversite hayatını sadece dersten ibaret sanmamaktan geçiyor. Çünkü eğer öyle sanarsanız 4 sene sonra elinizde kapı gibi bir diploma, evet, o kadar. Başka da bir şey kalmayacak. Evet. Sadece diplomanızda size başarılar dileyecekler ve mülakatlara gireceksiniz, iş hayatına gireceksiniz ve hiçbir zaman umduklarınızla da yani büyük konuşmayalım tabii de, genel istatistik olarak diyelim, her şey Allah'ın dediği olur günün sonunda. Ama büyük oranda karşılaşacağınız rasyonel tabloda fotoğraf böyle olacak. O yüzden beklentilerinizle umduklarınıza nail olmak, umduklarınızı bulabilmenin yolu da birazcık bu işleri dolu geçirmekten geçiyor. Bugün aslında birazcık bu beklenti meselelerini konuşacağız. Ve hem aslında şeyi konuşalım. Üniversiteye girecek olanlar, şu an tercih yapacak olanlar birinci sıraya nereye yazmalı? Bire kimi koyalım? Hı hı. Bire kimi yazarsak, neyi yazarsak tercihlerimiz anlamlı olur. Evet. Birinci sıra çok önemli. Bir de mezun olan arkadaşlarımız için şöyle ortaya, üniversite hayatını dolu da geçirse, boş da geçirse, şimdi ne yapmalı? Hı hı. Onların beklentileri nasıl karşılık bulacak? Onları biraz ünlü tercih danışmanımız Yahya dinleyelim. Çok kritik. Ya estağfurullah, tabii dediğin gibi birçok arkadaşımız bu yıl mezun oluyor Türkiye'de. İşte özellikle sosyal bilimlerde çok fazla mezun artık bu yıl ortaya çıkmış olacak. Onlar daha belirginleşmiş olacak. Ve daha az şanslı olacaklar gibi görüyorum buradan baktığımızda. Özellikle işte uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji kısmen artık yine onlar da ilahiyat gibi bölümlerden mezun olan öğrenci arkadaşlarımızın biraz daha gerçekten fazla çaba, biraz daha fazla gayret, biraz daha artı böyle meziyetler ortaya koyma zorunluluğunun geldiği bir döneme resmen girmiş oluyoruz. Hayırlara vesile olsun. Çünkü yani işin başka bir tarafına değineceğiz ama şunu, hani kamu alımları artık ciddi manada azalacak değil mi hocam? Öyle evet, gözüküyor. 3 yıl önce kemer sıkma arkadaşlar politikaları var devlette. Bu zaten biz onu tasvip etmiyoruz. Yani devletin bu kadar kadrolaşmasını, memurlaşmasını ülkemizin, yani lütfen arkadaşlarımız bize tepki göstermesinler, hani size ne oluyor falan gibi. O onun başka bir sosyolojik fikrimiz boyutu olduğu için. Fikrimiz olamaz mı kardeşim? Bu da benim fikrim yani. Aynen doğru. Ama biz yine de yönlendirme yapmayalım. Bu dediğin gibi hakikaten bizim de fikrimiz var. Bir tecrübe artık buluştu. Nihayetinde bugün ya işte ben etliye sütlüye karışmayayım. Geçen işte bu şehir dışı programlarından bir tanesinde bir genç arkadaşıyla karşılaştık. Bizim yazın buraya kampa gelmiş kardeşimiz. Abi dedi, ya sizi de gördüm, hoş geldiniz diyeyim falan filan diye özellikle geldim. Dedim ne yapıyorsun? Abi dedi işte okula abandık gidiyoruz falan. Dedim ne yapıyorsun? Abi dedi okul çok yoğun falan. Dedim yani bak, burada bu kadar sosyal sorumluluk işleri yapıyor arkadaşlar. Gönüllü faaliyetler yapıyorlar. Sen de dedim dahil ol. Abi dedi ya, mezun olduktan sonra öğrendim ki bir gün önce de o gittiğimiz yerdeki üniversitede
üniversitede programda bir Fatih diye bir kardeşimiz rahmet olsun motoruyla kaza yapmış. Arkadan bir tır çarpmış. Vefat etmiş. Bak dedim Fatih sınıf arkadaşın. Yok dedim artık. O da belki üniversiteden sonra yaparız ederiz diyordu. Artık yok. Abi dedi haklısın hiç böyle düşünmemiştim. Yarın ben diyenlerin dedi, dün kıldık namazında diye bir mezar taşı mı vardı öyle bir yazı var. Doğru eyvallah. Ya ben asıl burada da hocam ya ben mezuniyetten sonra bu işleri yapayım. İşte bir network oluştururum zaten. İşte şöyle bir tanıdığım var. Şöyle kurslara giderim falan. Hayır asla öyle değil. Üniversite aslında belki sorumluluk olarak sadece bize derse gidip gelmemizi söylüyor. Böyle bir aslında yasal bir zorunluluk var o okulu bitirmek gibi ama asıl hayatın da bize söylediği birçok mesaj var. Alırsak eğer, dinlersek. İşte bugün mesela bizim yazarlık atölyesi vardı burada. Onlarca arkadaşımız geldi. Hiçbirisi zorunlu değil. Tamamen gönüllü bir eğitim. Niye? Diyor, artı bir şey katılıyor. Abi gelenlerin cinsiyetini bir söyleyebilirim. Ya oralara girmeyelim. Bu da sonra diyenlerin de bir istatistik olsun diye düşünüyorum. Yüzde yine 70 ya ortalama. Kız aynen. Arkadaşlarımızın kardeşlerimizin. Halep ürmelerimiz. Aynen %70 şey %30 falan da yine hakikaten. Şaşmıyor yani oran. Ortalama öyle oluyor. Nihayetinde özellikle şu süreçte de ya ben mezun şimdi geçen de yine böyle mezun olacak artık arkadaşımızın uyandığını gördüm. Abi dedi ya ben mezun oluyorum. Ne yapacağım dedi artık. Vallahi ben de bilmiyorum kardeşim yani. Ne? Aslında hayat da böyle değil mi abi? Yani yaşıyoruz bir hayatı. Abi bir bakmışsın yaşlılık gelmiş. Ne diyorsun işte lan ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız? Hani son dakikalara giriyoruz falan. Artık abi ne ektiysen onu biçeceksin. Aslında işin özeti bu. Yani ne ektiysen onu biçme dönemi. Mezuniyet dönemi de. Olaya sadece işte derslere gidelim gelelim. Sadece işte zorunlu olduğumuz şeyleri yapalım dersen oradan maalesef bir şey çıkmıyor. Sen de o milyonların arasına giriyorsun. Milyonluk insan oluyorsun hocam. Tribünlere doğru alalım seni. Aynen öyle ama diyorsan ki ya benim sürüden olmamam lazım. Benim çift kanatlı olmam lazım. Benim işte artı bir fark ortaya koymam lazım. Hem memleketim için hem kendi istikbalim için hem de asıl mesele ne biliyor musun hocam? Geçen işte bir zenginle yine böyle bir mülakat okudum. Diyor ki bak diyor ben diyor şimdi parayı buldum diyor. Bulmadım değil diyor yani. Para var diyor ama diyor hala çalışıyorum diyor. Çünkü diyor beni diyor o diyor tatmin ediyor. Yani beni şu an para sahibi olmak tatmin etmiyor. Çalışıyorum bir fark ortaya koyuyorum. Bir hikayenin bir parçası oluyorum ya diyor. O diyor varmış diyor. Yani ben onu diyor yıllar sonra anladım. O yüzden diyor hala çalışıyorum gibi. Burada da aslında olay bu. Yani diploma bizi memnun etmeyecek. Diploma sonrası sahip olduğumuz iş her neyse bizi memnun etmeyecek. Asıl bizim o çalışmanın hazzına talip olmamız gerekiyor. De artı koyduğumuz değere talip olmamız zaruri gerekiyor diye düşünüyorum. O manada mezuniyet süreci de biraz böyle. Yani mezun oldum bizi niye atamıyorlar? Ben bakıyorum şimdi Twitter'a. 100 bin öğretmen atama bekliyor. Ondan sonra 50 bin bilmem şu kadar polis atama bekliyor gibi. Ya tamam da atama olsun eyvallah o bir kenarda dursun ama sen ne yapıyorsun? O devletin görevi. İhtiyaç duyarsa alır. Almaya da bilir. O ayrı bir süreç. Ama sen bir işte biz hep diyoruz ya hocam aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Bu üçüne seni götürecek. Nasıl bir derinliğin içerisindesin? Seni olgunlaştıracak. Seni sen yapacak aslında. Biricik yapacak. O kıvamın neresindesin? Bu önemli diye düşünüyorum. Mesela şimdi bu çingeneler var değil mi etrafımızda? Yani bu adamlar hiçbir işe yaramasalar gerçekten çok değersiz olurlar. Ama bazen şöyle bir tıngırt atıyorlar hocam. Değil mi? Onlarla ilgili herkeste olumlu bir kanaatte var yani şimdi değil mi? Toplumda yani. Ne güzel klarnet çalıyor. Ne güzel böyle dümbelek yapıyor falan filan gibi. Kimseyi sebepsiz yaratmamış çünkü. Adam. Eyvallah. İşte bir fark ortaya koyunca o seni güzelleştiriyor. Artı değer oluşturuyor diye böyle ben tekrar pası sana vereyim. Ne maç oluyor yapsı bu? Eyvallah abi. Seninkine çok kısa bir şey ekleyeceğim. Hepsine yine imzamı atıyorum. Eyvallah. Ya işte A planın evet. 10 bin öğretmen ataması tamam. O A planın. Senin B ve C planın yok mu? Yani sen tamamen kendini A'ya göre mi planladın? Zaten öyle olunca insan asıl orada boşa düşüyor. Yani senin derdin gerçekten öğretmenlik yapmaksa mesela ve öğretmenliğin hazzıyla yaşayacaksan onu başka şekilde de yaşıyorsun. Paranı da bu arada gene kazanıyorsun. Özel dersi de veriyorsun bilmem ne yapıyorsun falan filan. Bir şekilde karşını buluyor. Yani sonuçta rızık belli. Neyse o ne bir artı ne bir eksiği yani. Neyse onunla karşılaşıyoruz. Böylece günün sonunda ona talip olmak lazım. Bir de sen o hazzı yaşamak dediğin şeyde aklıma bir şey geldi. Hatıram geldi. Üniversitede işte matematik bölümünden mezunum biliyorsun. Matematikçiler de biraz enteresan olur yani. Malum hani o filmlerde de görüyorsunuzdur matematikçileri. Biraz değişik insanlar olur. Özel varlıklar. Özel. Yok kendim için söylemiyorum ki. Ben matematik mezunuyum. Matematikçi değilim yani. Ya, eyvallah.
Şimdi bir hocamız vardı, matematiği yaşıyordu gerçekten. Bir gün şeyi anlattı bize, dedi ki bir tane teorem var. Yanlış hatırlamıyorsam şeydi teorem. 2 üzeri x artı 3 üzeri y küçüktür 4 üzeri z'den. Şimdi bunun ispatı var. Rusya'da bir yarışma açıyorlar. Diyorlar ki bu teoremi ispatlayana şu kadar 100 bin dolar şey ödül. Tamam mı? Rus bir matematikçi abi. Ama böyle sefalet içinde yaşıyor yani. Hani şey anlamında tamam tasvip ettiğimiz bir hayat olduğundan dolayı söylemiyorum ama sonunu tasvip ediyoruz. Abi adam annesiyle yaşıyor. Gidiyor bir iki özel ders veriyor. İşte kendi maaşetini işte evine ekmek getirecek kadar o özel dersten kazandığı parayla şey yapıyor. Düzenli çalışmıyor. Sonra aç kalınca bir daha gidiyor ders veriyor. Bir daha annesini ve kendisini karnı doyuruyor. Böyle bir hayatı var. Adam hayatı matematikte geçiyor. Bu yarışmaya giriyor. Ve bu teoremi ispatlıyor. Tamam, dünyada bu teoremi ispatlayan ilk kişi. Adama getirip abi tabiri caizse çuvalla parayı koyuyorlar önüne. Adam parayı almıyor. Diyor ki istemiyor. Hoca da diyor ki parayı almadı. Niye biliyor musunuz? Çünkü o teoremi ispatlamanın hazzı ona yetti. O onu ispatladı ama zaten o ödülünü almıştı. Çünkü o onu istiyordu. Onunla mutmain oluyordu. O yüzden bizim odaklandığımız yerler sürekli dünyevi çıkarlar, menfaat, işte hayatımızın kalitesi, konforunu arttırmak şudur budur üzerine gittiğin zaman zaten o dipsiz kuyu, tuzlu su, iç gene susuyorsun. Doğru. Bunun bir sonu yok. Ama bu tarafta tatmini aradığında bu taraf seni gerçekten tatmin ediyor ve hayatında seni çok lüzumsuz kapitalizmin eline kucağına atmıyor yani. Böyle bir şeyi var. O yüzden ne yapıyorsak yapalım. Hep işte büyüklerin tavsiyesidir. Ne iş yapıyorsanız onu en iyisini yap. Çöpçü müsün? Çok güzel süpür. Öyle süpür ki desinler ya bizim sokakta bir çöpçümüz var. Ya o kadar güzel bir insan ki burada bir tane yerde bir şey göremezsin. Çok da tatlı dillidir, selam verir, şöyledir. Her yönüyle seni takdir etsin. Evet. İşte ne bileyim öğretmen misin, doktor musun, polis misin, akademisyen misin? Neyse hani neyse vazifen. Onu en güzeliyle yap ve seni takdir etsinler. İnsanlar sen güzel bahsetsin. İz bırak insanlar üzerinde. Zaten en kıymetlisi de o. Çünkü geri kalan hepsi unutulacak. O yüzden bu kısımda bence A planına çok odaklanmadan biraz B ve C'leri de oluşturmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada kaygan zeminde hareketlilik var. Evet. Böyle bir volkanik tektonik hareketlerden bahsetmiyorum ama malum 3. Dünya Savaşı'nda şimdiyiz. Bizim birçok şeye hazırlıklı olmamız lazım ve kendimizi çok yönlü olarak geliştirmemiz lazım. Hiçbir şey olmayacak olsa bile biz yine kendimizi geliştirip yine faal olup bir şeylerin içinde olup onlarla beraber fayda sağladıkça ve maddi çıkar beklemeden de bir şeylerin içine girip gönüllü olarak bilabeden bir şeylerin içine girdikçe zaten o hazzı yaşayacağız. Normal para kazandığımız iş de bize daha tatlı gelecek. Aile hayatımız da daha tatlı gelecek. Eş dostumuzla görüşürken de daha tatlı gelecek. Çünkü diyeceğiz ki evet gerçek buradaymış. Çünkü işte şeyler bahsedilir. Adamın biri çok zengin, fabrikaları var falan ama bir kuruş hiçbir zaman ne bir bağış yaparmış ne bir yerde gönüllü olurmuş. Bir gün birisine bir tekerlekli sandalye almış. Bir gün denk gelmiş böyle bir eşref saatine. Demiş ki ya ben yıllardır bunu arıyormuş. O has, o anki. Birine karşılıksız olarak bir şey verdim ve bana teşekkür etti. Onun o teşekkürünü ben yıllardır bunu arıyormuş. Böyle bir şey yokmuş yani. Böyle bir şeyi tarif bile edemiyormuşum zihninde demiş adam yani. O yüzden bizim bunların peşinde koşmamız lazım abi bu kısımda. Bu beklenti üzere mezun olan arkadaşlarımız içindi. İkinci soru daha da benim için de vurucu olan abi. Sana onu sorayım. Birinci tercihimize nereye yazalım? Bizim ilk tercihimiz ne olmalı? Şeyle ilgili mi? Evet. Şu an üniversitedeyiz. Evet. Sektöre yıllarını vermiş bir tercih danışmanı olarak. Bu arada yok öyle bir şey arkadaşlar. Manipülasyonlar. Şey değildir. Yatırım tavsiyesi aynen değildir. Dolar yükseleceği kadar yükseldi. Ne kadar dolarınız varsa satın, TL'ye geçin, bana şükredeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu an üniversite tercih yapıyoruz. Evet. Gençler önce birinci tercihe nereye yazmalı? Yani ilk gönlünü nereye vermeliler ki gerisi gelsin? Arkadaşların kendisini hakikaten hayata değer katacakları, kendilerini gerçekleştirecekleri o işle biraz daha belki ortamla da, belki işte eğitim kadrosuyla da, imkanlarıyla da kendini yetiştirecekleri, inşa edecekleri, olacakları aslında veya olmaya götürecek işte o imkanları sağlayacakları, bulacakları yer tercihini biraz daha önde tutmalılar. Yani atıyorum bugün çok iyi üniversiteler, atıyorum mesela Sabancı Üniversitesi var. Şeyde bir yerde, Gebze'de falan bir yerde değil mi? Ya öyle sapa bir yerde ki mesela ben hep oradan geçerken, oradaki otobandan geçerken hep bakıyorum ya diyorum ki ben İstanbul'da okumuş olur muyum acaba? Olur muydum? Burada okusaydım diye. Mesela yani Sabancı'da çok iyi bir üniversite bölüm okuyabilirsin ama eğer sosyal imkanları azsa veya işte o anlamda şehirdeki o hareketlilikten seni alacaksa, uzak kalacaksa gerçekten doğru bir üniversite mi diye böyle düşünürüm bir yanıyla da. Yani nihayetinde tercih yaparken bilinçli arkadaşlarımız kariyer odaklı değil de yani daha fazla para kazanacağım işte beyin cerrahı olursam ameliyat başı şöyle bir... Yeah.
işte şeyi var, işin kazancı var. Ne bileyim şöyle bir avukatlık, işte ne bileyim uluslararası avukat olursam şöyle bir işin marjı var. Mali müşavirlikte şöyle bir şey var. Bunlar hocam para bir şekilde kazanılıyor. Ben hep onu gördüm. Veya zaten bahtında yoksa hep bir yerde kalıyorsun. Bazen %100'lük bir fırsat var ama olmuyor yani. Tamam, bazı arkadaşlar çok anlatırlar böyle. Ya diyor ki şunu yapsaydım diyor. Ya şöyle bir yatırım yapsaydım. Şey var, dedeme zamanla teklif etmişler şuradan bir arsa al. O da demiş ki burası dutluk, ne işimiz var oradan arsa da. Dedem o arsayı alsaydı biz bugün buradaydık falan. Onun gibi nice örnekler var. Ama insanlar bunu anlamıyor hocam. Bu hayıflanmak boşuna. Bu gerçekten kendini üzmek boşuna. Ya o senin nasibinde yokmuş yani. Sen şimdi de olsa, her kısmetinde yoksa olmayacak. Olması için uğraşma demiyorum ama olmadığı için üzülme bakıldığında. Nihayetinde burada da tavsiye verilecekse arkadaşlarımızın gerçekten topluma, başta kendilerine, etraflarına, çevrelerine fayda sağlayacakları ve yapınca mutlu olacakları, haz duyacakları o tercihi öncelemelerini aslında tavsiye edilecekse edilmeli diye düşündüm. Bizi nereye götürmesini bekliyoruz abi? Ben aslında senin konuştuklarından ve kendi şeyinden de, bakış açımdan da biraz temelde bizi hak rızasına kavuşturacaksa bir şey. Evet, o doğru tercih. Eyvallah. Yani onun dışındakiler zaten şey, teferruat yani. Ya şöyle hocam, ben şeyi çok görüyorum etrafımızda. Bu seninle bizim avantajımız bence biraz şu. Çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Çok fazla hikayeye tanıklık ediyoruz. Mesela etrafımda benim pilot olmak isteyen çocuklar var. Olanlar da var bu arada. Hı hı. İşte ne bileyim, çok iyi bir cerrah olmak isteyip şu an uzmanlığını bitirmeye çalışanlar var. Ama adam hayatını tamamen bu hayal üzerine kurmuş. Ne olmak istiyorsun diyorsun. Cerrah olmak istiyorum diyor. Ne olmak, pilot olmak istiyor. Ne avukat olmak istiyor. Hakim, savcı. Bu arkadaşlarımızla ortak gördüğüm şey şu oluyor. Biraz önce yayınladığını koydun ya, mezun olduk diye. Bu arkadaşlar da şunu aslında söylemeseler de hissettiriyorlar. Karşılarına veriyorlar. Ya amacımıza ulaş şimdi sonra buraya geliyorlar. Ya çünkü niye biliyor musun? Mutlak hedef olarak zaten biraz çalışınca, biraz gayret edince erişecekleri bir hedef koymuşlar orada. Yani ya sen biraz zaten çalış, tıpı bitirirsin, uzmanlığı TUS'u kazanırsın mesela yani. Veya avukatlık için bunu söyleyebiliriz. İlahiyatçı için bunu söyleyebiliriz. Vaiz, prof, akademisyen ne olacaksa. Ya prof olursun da sonra gerçekten. Yani ne, bu muydu olay diyor insanlar. Pilot oldum diyor. İşte birkaç yıldır diyor pilotun dedi geçen bir arkadaş. Çok da iyi para kazanıyorum ama şey eksik diyor ya. Bir şey eksik. Ya evlilik mi acaba falan diye sordu hatta. Ya olabilir. O bir şeyi seni götürür ama evlilikte değil. Bizim bugün karıştırdığımız şey bence şu Arif. Araçları amaçlaştırdık biraz. Biraz değil, belki daha fazlası yani. Fazla. O seni hakikate götürecek bir araçtı. Sen onu niye mutlak hedef olarak koydun ki oraya? Yani kendine niye bunu yap? Niye bu aslında Allah sana düşünce ufku olarak sınırsız bir alan açmış. Sınırsız, sınırı yok. Mesela bak Alper Avcı, Alper Gezer Avcı değil mi? Adam belki hakikaten yani gezegenler arası yolculuğu hayal etmişti. Adam aya çıktı. Yani işte bugün dünyayı aşan bir yolculuk yaptı. Emin ol bu adam onu hayal etmişti yani. Çünkü hayal etmeseydi olmazdı hocam. Tabii ki. Gerçekleşmezdi. Bugün ben inan çocukluğumda hep şey hayal ederdim. O tepemizden uçaklar geçerdi. O uçaklar geçerken arkada bıraktığı iz oluyor böyle. Duman gibi, şey, bulut gibi. Ben o uçaklara bakardım uzaktan. Derdim ki ya bu uçaklar nereye gidiyor? Keşke ben de olsaydım, beni de bir yere götürseydi falan diye. Bugün baktığımda o uçaklarla hocam 41 farklı ülkeye gitmişim. Yani hayal olmasaydı, istek olmasaydı gerçekleşmezdi. Geçen bir büyüğümüz söylemişti. İste verecek diyor Allah'tan. Yani himmeti âliyi tut diyor. Hani ya şey isteme, öğretmenlik isteme. İşte ya şu üniversitede okuyayım isteme. O küçük bir şey. Yani daha büyüğünü iste. Bu şey de değil bak. Hep sahabe örneği anlatılır. Peygamberimiz döneminde sahabe diye bir sahabi varmış. Allah Resulüne sürekli gelirmiş. Ya Resulallah bana dua et. Dünyada da zengin olayım, ahirette de zengin olayım. Peygamberimize dermiş ki bak, dünyada zengin olursan ahirette zengin olur musun bilmem dermiş sürekli. Neyse Salebe böyle dua isteye bir gün hocam duayı almış. Allah Resulü demiş ki Allah'ım Salebe'ye gönlündekini ver demiş. Cenab-ı Hak da vermiş abi, malı ver, vurma bahçeleri ver. Aradan zaman geçiyor. Peygamberimiz diyor ki Salebe nerede? Cemaate bakıyor, yok çünkü. Ya Resulallah işte o mallarıyla ilgili biraz mevzu var, onlarla uğraşıyor. Denge olmazsa nereye gittiğini, sürecin seni nereye götürdüğünü anlayamıyorsun. Seni süpürüp gidiyor. Mesnevi'de de şöyle bir ibare geçiyor. Allah diyor dünyaya der ki beni unutup da benden gafil kalıp da sana uyanlar var ya, onları kendi içinde yor diyor. Mevlana öyle tasvir ediyor. Biraz böyle şeye yine döndürdük ama
Çok güzel abi. Toparlayacak olursak hocam, ne istersen aslında sen olsun. Yani sen nasıl bir insan olduğunu anlamak istiyorsan da biraz ne istediğine bak hayattan. Başkaları için yaşama ufkun var mı mesela? Bence o kadar insansın. Demiş ya, Allah beni seviyor mu, nereden anlayacağım? Seni neyle meşgul ettiğine bak. Meşgul ettiğine bak. Dolayısıyla bu çok özet bir bilgi veya gerçekten de öyle. Yani seni neyle meşgul ettiği meselesi sahici bir mesele. O bağlamda ne kadar büyük olduğunu da ne kadar ne istediğinle ölçebilirsin aslında. Yani ne kadar büyük bir adamsın bunu anlamak, ne kadar büyük adam olduğunu, ne kadar büyük insan olduğunu anlamak istiyorsun. Himmetine bak, ufkuna bak yani. Ya keşke bir şöyle masa kenarında çalışsa. Küçük adamsın abi sen. Doktor olsa küçük adamsın abi sen. Hakim olsa küçük adamsın, kusura bakma. Belediye başkanı olsa küçük adamsın. Bunlar hocam hiçbiri bizi, bak şimdi birkaç belediye başkanı tanıyorum, bu dönem seçimi kaybettiler. Ya kanatları kırılmış kuş gibiler. Geziyorlar ortalıkta. Üzülüyorum hallerine. Şu açıdan üzülüyorum. O kadar çok bağlanmışlar ki. O kadar çok tutunmuşlar ki o konfor hayatını, o üstten bakmaya, o bir şekilde birilerinin etrafında gezmelerini. Şimdi yapayalnızlar. Dünyada isteyeceğimiz aslında meşgaleler de, şeyler de, işler de bizi bir noktada böyle yapacak. Şimdi mesela insan emekli olunca öyle oluyor hocam biraz. Ben pederden biliyorum. Babam çok aktif bir imamdı. Emekli oldu. Ya sanki ruhu çekildi adamın. Yani o kadar etki etti. Dolayısıyla bizi bizden alacak. Yani o işi yaptığımız için bize kimlik vermeyecek aslında. Bizim kimlik vereceğimiz bir ufuktan bahsediyorum. Biraz bu uzun vadede bizi hakikaten Allah'ın da rızasını kazanacağımız. Bak başta insanların, kendimizin aslında başta tatmin olacağımız, şuranın, gönlün de tatmin olacağı, etrafımızın tatmin olacağı, ailemizin tatmin olacağı, etrafındakilerimizin Allah razı olsun, iyi ki var, iyi ki yaptı, iyi ki gitti, geldi diyeceği birisi olmak. O anlamda bir ufuk. Bu gerekirse canını verirsin. Sonuçta buralı değiliz yani. Onu da belki anlamak için ayrıca konuşmak lazım. Velhasılı kelam hocam, mezun olduk. Evet. Sonrası noktasında ben arkadaşlarımızın kendilerini tanımaları için yolculuk yapmalarını yine böyle tavsiye etmek isterim. Bugün dijital ortamlarla da birçok böyle sertifika alabiliyorlar, birçok eğitim alabiliyorlar. Ne kadar bunu artırabilirlerse o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Bu sosyal ortamlara, konferans, seminer, söyleşi, atölye, işte kitap günleri ne kadar katılabilirlerse o kadar kendilerini gerçekleştirebilecekleri noktasında vesileler bulacaklarını düşünüyorum. Bunları artırsınlar inşallah. Eyvallah. Aslında güzel ilhamlar verdin bana. Çok güzel bir yere getirdin abi. Kafamda şöyle bir şey canlandı. Birincisi yine tavsiye babında olsun. Aslında evet, konferans, söyleşi, seminer. Herkes söyler. Biz de söylüyoruz. Bunlar doğru şeyler. Hani bazı şeyler evrensel yani. Hani eyvallah. Amerika'da imansız bir profesör de bunu söylerdi. Kanada'daki Budist bir şeyde akademisyen de bunu söylerdi. Biz de söylüyoruz. Çünkü evet, bu şey evrensel bir şey. Ama biz aslında işte senin o bahsettiklerin hepsi meselenin özünü kavramak ve manasını yakalamak. Mana olmayınca hiçbirinin anlamı yok. Aynen. Mana olmayınca ben bütün dünyanın taş taş üstüne koydum, dünyaya böyle bir şey yaptım. Mana yoksa, inanç yoksa, evet, hiçbirinin kıymet harbiyesi yok. Bir anlamı kalmıyor işte yani. O yüzden güdük kalıyor bazı şeyler. Orada aslında biraz da böyle hani metaforlaştıracaksak iki tip hasat canlandı zihnimde. Birincisi, bu girdikleri işte okullardan meslek sahibi olacaklar. Mesleklerini yapacaklar. İyi de yapacaklar inşallah. Ve o mesleklerinin yapmaları neticesinde de bu dünyada küçük hasatlarını gerçekleştirecekler. Nedir? İşte maaş kazanacaklar, makam, mevki, saygınlık, şu dediğim işte dünyevi olarak. Bir de başarılabilirse ufkun, mefkürenin büyük olması, himmeti âli tutmak da bende şunu canlandırdı. Büyük hasata hizmet edecek. Eyvallah. Büyük hasat da burada değil işte. Evet. Ve bunu bilip buna göre yürünürse, buna göre bir harekette bulunursa bu dünyada küçük hasattan sonra orada da büyük bir hasat onu bekliyor olacak. Bu mesleğini iyi yapmak, insanlığa faydalı olmak, helalinden kazanmak, yeni şeyler ortaya koymak, daha evet, çok çalışmak, çok kanatlı olmak, çok yerli olmak, multidisipliner olmak filan. Bunlar işte büyük hasatın şeyini, ölçeğini ortaya koyacak ve büyük hasatı da orada yapmış olacaklar diye bir zihnine canlandı. Bir de çok sevdiğim işte bir arkadaşımın şeyi var. Bir gün bir yerde bir proje yapmıştık. Diyarbakır'da bir gönüllü merkezi açmıştık. Hı-hı. Şimdi malum işte geçmiş yıllar orada biraz sıkıntılı geçti. Sonra hı-hı, sular duruldu falan. Onun peşine o da orada bir şey, devlet görevlisi arkadaş dedi ki, siz dedi ne yaptınızı biliyor musunuz? Ne oldu dedim. Ne yaptınız dedi. Ben dedim bir yanlışımız mı oldu? Herhalde bir bilgi gitti. Bir eksiğimiz mi oldu falan. Evet. Dedi ki sonunu göremeyeceğiniz projeler yapmışsınız burada dedi. Sonucunu göremeyeceğiniz projeler yapmışsınız. Neyi kastediyorsun dedim. Öyle tohumlar ekmişsiniz ki burada dedi. Sizin ömrünüz yetmeyecek bunun sonunu görmeye. Ama dedi bu şeyler, tohumlar yeşerecek ve burada çok güzel işlere vesile olmuşsunuz. O ekmişsiniz yani. O belli orada yaptığınız şeylerde.
60-70-80 sene çok yaşayan 100 sene yaşıyor. Hmm. Ömrünüz yetmeyecek bunu görmeye ama dedi sonunu görmeyecek güzel projeler yaptınız burada. Biraz da bunlara talip olursak inşallah. Ebediyete talip olalım. İnşallah. Aynen. İnşallah. Ebediyete talip olup büyük hasada da çalışmış oluruz diye. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu. Eyvallah. Biz de dinleyicilerimize sabırla dinledikleri için teşekkür ederiz. Güzel bir yolculuk oldu. O zaman bugünkü yolculuğumuzu da burada sonlandırmış olalım. Yorum katkı çağrısını da bu sefer senden alalım. Eyvallah. Aynen. Yani bu gerçekten yapılan yayınlara geri dönüş sağlamanız bizi de mutlu ediyor. Özellikle programla ilgili düşünceler, bir sonraki programlarla ilgili verilecek ilhamlara talibiz bu manada. Dinleyicilerimizin böyle katkıları bizi de geliştirir diye düşünüyoruz. İstişareye açık bir aslında programımız yani bir yanıyla da. Ve de canlı yaşayan bir program da olsun istiyoruz. Bu da ancak birliktelikle de gerçekleşiyor. Biz dinleyicilerimizi buradaki ortamdan uzak görmüyoruz. Zaten dertleşmiş oluyoruz aslında bu yolculukla beraber. Bekliyoruz diyelim bu vesileyle. Bu yaz, sıcak yaz dönemlerinde güzel bir ferahlama, serinleme olmuştur. Niyazıyla da programımızı burada sonlandırmış olalım. Kalın sağlıcakla.